Hepinize selamlar, sevgiler. Yeniden balıklar yenildi, mutfaklar toplandı. Vallahi hemen duşa girdim. Böyle akşamdan piri pak oldum, tertemiz oldum. Ümit Bey burada kahvesini içerken dedim ki video çekeceğiz. O da dedi ki 3 tane video paylaştın. Dedim vallahi bilmiyorum çekeceğiz bu videoyu. Bu videoyu çekmemin özel bir sebebi var. Ne? Ne? Ya Ümit evet ya biliyordun. Ne sen tamam sen açmışın işte ee, videoyu da. yorumlarda Nida adıyla e, Zeynep abla onun bu akşam bana yazdığı çok güzel bir yorum tabii ki tüm yorumlar benim için çok güzel ve çok özel bu yorumun bir özelliği vardı bizim baş harflerimizde oluşan akrostiş mi ne deniyordu ona diye mi diyorum? Zeynep abla bu şiiri ben paylaşacağım kocam bana yazdı diye paylaşacağım <laughs> diye. diyorum ki Instagram'da diyorum bunu paylaşacağım ee, kocam yazdı bana çok diyeceğim. Teşekkür ederim, çok sağlık, teşekkür çok ederiz yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. bu şiiri bize okur musun? Korkma sönmez bu şafaklarda. Ümit'e şiir diyecek de sadece istiklal marşının Ekran görüntüsü alınmış. Hadi. Sen gönderdin ya. Ben mi gönderdim? Sen aldı dedin. ben göndermedim ki. Yok şaka diyorum ben. Ay bir an kendini şüphe ettirdi bana. Heh. Sen bir sakin olur musun? Çok heyecanlanıyorum. Şu an yani bendeki bu baygınlıkla sana yetişmem imkansız. Ben bir de bayağı durmuyor <laughs> böyle. Yorgunum. oturuyorum burada. Bitti. Hadi Bunda da bir gereksiz bir hiperaktiflik. <laughs> Ümit'te de, de gereksiz bir baygınlık. Hadi. E sen de çalış akşama kadar. Aa. Kaç tane müşteri baktım ben. Ben de üç tane çocuk baktım. Sevgi dolu yüreğinle, evlatlarının sevgisiyle, verdiği mutlulukla, ilgisi sevgisiyle, Leyla Mecnun aşkıyla, anne gibi annesin. Yüzünüz hep gülsün, ümit ettiğiniz her şey mutluluğunuz olsun. Evine gibi kıskananlar tek tek hasretinden yıkılsın. Hasretinden. Hasretinden yıkılsın. Baş harflere baksana. Biz. Sevda, Ümit. Ümit biraz böyle Zaten... garip okudu Okudum. ama onun duygusu bana geçti. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. <laughs> Yandasın. Ümit'le ne üzüntü yaşanılabilir, ne duygu yaşanılabilir. Şiir bir tek şeyi biliyordum da unuttum ya. Şiirlerden konuşalım ben mı? Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi kalbine yazdım. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Onu da şeyden biliyorum ben ya. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Ee, ders için mi? Ödev için mi? Ben Ezber, de onu ezberlemiştim. <laughs> ezberlemiştim Bir de şey vardı. De. Bir de şey vardı. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante. Dante. Dante, Dante miydi? Dante miydi gibi. Valla ben de nefes şeydim. aldığım sürece... Umut vardır yani. Ben yaş saymıyorum. Rebbiyle. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün falan diye bir şiir de vardı. Evet. Şairlerle falan çok aram yok ama hani şiir sever misin de Ümit bana gönderirse bayılırım. Böyle adıma özel yazılırsa. Heyecandan ne yapacağımı bilemem. Böyle He, şeyleri çok severim. Sen bunu paylaş işte Ümit yazdı diye. Sağda, evet, sonra. Instagram'da paylaşacağım. Telif hakkını alayım ben. <laughs> Instagram'da Zeynep paylaşacağım. Sonra nerede paylaşacaktım? Whatsapp durumunda paylaşacağım. Yani sonuç olarak aslında bakarsan hani gönlünüz, kalbinizin güzelliğiyle yazdığınız yorumlar Hepsi için çok, çok güzel. teşekkür ederiz. Yani hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Yani hepsi <laughs> çok iyi. Mesela dün akşam Esra ablanın yorumlarını okudum çok Oo, iyi. Oo evet. Hepsi ya böyle yani, bir şey yok. Sevgi abla sürekli yazar. Ne bileyim, bir sürü yani hep şöyle yani burada bir şey, şey oluyor. oluyor. Allah. Benim hakkımda ne düşünürsen Allah sana iki katını versin. Amin. İyi yani, düşünene iyi, kötü düşünene kötü. Aynen öyle vallahi yani başka da bir şey yok. Orada kötü yazmakla ilgili kötü yorum. Yazmak bir amaçsız kötü yorum yazılacak bir şey değil yani durum değil yani ortada kötü yorum yazan da yazmak için gelir özellikle ya da için? yazdırılmak için gelir bize pek öyle kendi adam bu sayfayı gördüm izliyorum aa kötü yorum yazayım diye gelen olmuyor genellikle yok evet, yok sahte hesaplar. Birkaç malum, saat önce açılmış malum hesap. Malum parti. Dış dış mihraklar ya. Ben dedim makine ne kadar tutacak öyle ya. Evet. Ya. Onun öyle nasıl tutacağım? Tutalım <laughs> demiştim. Ama bunun böyle olması lazım benim tutmam için. Böyle tut. Çevir, çevirirsem de bu sefer videoyu editlemen lazım. <laughs> evet, hiç dokunma. <laughs> Selamun Aleyküm. Nasılsınız? <laughs> Evdekiler ne yapıyor? Böyle her akşam sanki Whatsapp'tan arıyormuş gibi. <laughs> ne yaptınız? Ne ettiniz? Ya aslında ben bir şeyden böyle güncel bir şeyden böyle yorumlarını merak ediyorum insanların da. Ne derece doğru olur, ne derece olmaz diye. Bedriye'yi bulamadık halen. Kocasını öldürdü biliyoruz. Okay. Mükemmel ya. Ben de Esra'yı oldum ya. Şu var ya, ikizlerin DNA muhabbeti. He. Herkesin... Ay, çok iğrenç işler ya ama. Ya iğrençlikten ziyade hani beyin yanan şeyler yani. Rabbim düşmanımın başına bile vermesin. Ya ben bunlar sapık sapık işler. Biz şey arıyoruz. Kim arıyoruz? Ben de Katil arıyoruz. E izleseydim ben sana dedim. Ben sen dedim. Ben, 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 ben dedim ki ben dedim izleyeceğim dedim. Ne yaptı Ben, ben, izleyeceğim, ben izleyeceğim, dedi, izleyemem dedi. İzlemem dedi. İyi dedim çok da şey değil yani ben hani buna bu bağlı kalmam yani böyle bir şeyde. hani bu kim ya kafaya buna da ne? takmam yani ben mesela bir iki kere film izlemeye çalıştım. Baktım bunun pek film izleyesi de yok. Filme merakı da yok. Uyuyorum, Hiç uyuyorum. daha bunu çağırmadım bile. Film izlerken çağırmıyorum bile. Yani o böyle merak etsin geleyim de izleyeyim diye etmiyorsa da umurumda <laughs> değil yani. Hani çok da sorun değil. Kimseyi zorlayamam bak, bazı şeyleri. Film şeylere. izlerken bak ben gerçekten ruhum çok hiperaktif. Nasıl ben mesela Sabit duramıyorum. Ben mesela koltukta yatıyorum Benim de ya. Benim çok da bir zamanım yok. Yani bir şey evet. izliyorsam güzel bir şeydir kesinlikle evet. yani iyidir. Yok kötü anlamında söyleyeyim. Bak ben burada koltukta bile uzanırken biraz şöyle uzanıyorum bu ucunda. Biraz şöyle uzanıyorum o ucunda. İnan sabit duramıyorum. İçeri gidiyorum, geliyorum. Böyle ondan dolayı rahatsız ediyorum gibi geliyor bana. Ama izliyoruz. Merak ya, ettiğim şeyi de izliyorum. Sen beni rahatsız edebileceğini düşünüyor musun acaba? Düşünüyorum tabi sinir oluyorsun. Sen beni rahatsız edebilir misin? Niye devam En fazla kovuyorum. Yani Gidiyor ne? muyum? Kovarım yani senin ne? Gidiyor muyum? Çık şuradan bakayım benim <laughs> gidersin yani. Bak şimdi Ümit böyle dedi ya. Aa Sevilay'a nasıl davrandı? Bak sen beni üzebilir misin? Sen beni... Bak bunu da sevmiyorum. Ne Hani böyle diyorlar ya hani hemen beni hiç hayatında ya izlememiş senin de hayatın şey olmasın ya el alemine bana ne canım yani. beni ilgilendirmiyor şöyle hiç hayatta bizi izlememiş ha hmm. hiçbir yorumu yok meraklı da aslında çok seviyor bizi bizi izlemeden de edemiyor sardıra 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 hemen bir şey kapıyor dan yapıştırıyor sonra onun ekran görüntüsü alıp başka yaratıyor atıyor Abi, ben bunları böyle yaptım kadınların böyle <gülüyor> takıntıları <gülüyor> <gülüyor> takıntılı değilim doğruyu anlatıyorum Doğruyu anlatıyorum yani. Gene yani dönüyor dolaşıyor böyle yorum muhabbetlerine dönüyor bu iş yani. Doğruyu söylüyorum sen ama. Sen ne bunların sahte hesap ya da B kim işte, ya da kim bilmiyor musun yani bunların kim olduğu malum partiden dış mihraklardan olduğunu zaten ben söyledim zaten hani. Bunu da söylememin sebebi hani şu ben anki kanmıyorum. Videodaki yemiyorum. konumuz güzel yorumlar. Evet çok güzel yorumlar var. Böyle okuyorum okuyorum böyle. Hele bir de var ya en çok keyif aldığım saatler çocukları okula bırakıp eve geliyorum ya. Hı hı. Böyle Ümit uyuyor çocuklar yok sessiz sakin okuyorum okuyorum okuyorum. Gönül ister ki o anda tek tek cevap vereyim ama uykuya yenik düşüyorum uyuyorum. Böyle bir garip bir şeyler oluyor. Yok ben, ben de çok yani cevap yazamasam da severek okuyorum. Hepsini görüyorum. Bana enerji veriyor. Yorumlarda tabii yani güzel yapılan yorum bizim videoları izleyip de yani ha bana belki kötü yorum yapılabilir. Ben evdeki en abes durum olabiliyorum bazen. Bazen açık konuşan olabiliyorum konu olarak. dinlendireyim. Ee, bazen konu olarak böyle hani ortama göre daha açık çünkü aile ortamı videosu izledirken arada ben birazcık böyle aykırı olabilirim. Benim hakkında belki kötü bir şey yazılsa hak verebilirim. Ters bir şey yazılsa hak verebilirim. Ama bu videoların içeriği hep aile videosu, ev işleriyle alakalı olduğu için buna da kötü yorum yazan da yani kalbi bozuk diye düşünüyorum. Güzel yorum yazan herkese genellikle kalbinin güzel olduğunu söylüyorum. Yani bu senin kalbinin karşılığı yani. Bakışının karşılığı diye söylüyorum. Durum böyle hepinizi çok seviyoruz. Evet, ben de çok seviyorum. Hepinize değer veriyoruz. Tek tek Ümit'i okuruz. de çok seviyorum. Hepimizden. <laughs> Ümit'i de çok seviyorum. Ben o yüzden ilk gördüğüm kişiyi böyle canlı olarak ismin ne yorumlarda diye soruyorum çünkü ismiyle e, yorumu böyle birleşince çok zevkli tabii, bir şey oluyor. Tabii. Yani kafamdaki kurduğum kişiyle aynı falan bakıyorum böyle mesela. <laughs> bir de son olarak şunu söyleyip iyi geceler diyeceğim. Eskişehir'den Neslihan ablamı artık tanımayanınız yok. Neslihan ablam bana e, ufak bir bir şey gönderecek. Ne gönderdiğini ben biliyorum. Oo, Gerçekten... Başka videonun konusu. Onu geldiğinde çekersin. Olsun. Çok mutlu oldum. Ona buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Annesi de babasına. Kendine çok iyi baksın. Bu konuyu ilerleyen günlerde detaylı konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler efendim. Görüşmek üzere.